Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda yurt dışında yaşayan ve Türkiye'de evi olan vatandaşlarımızı çok çok yakından ilgilendiren birkaç konuya temas edeceğiz. Bunun yanı sıra Türkiye'de ev almak isteyen ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da ilgilendirecek konulara temas edeceğiz. Ayrıca Türkiye'de bir arsa alayım, ben kendi evimi, villamı yapayım diyen vatandaşlarımız varsa onları da çok yakından ilgilendiren Türkiye'deki ev konusunu ele alacağız. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindirecek olan bir müjdeyi vereceğim size. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız çok büyük bir fırsat var. Bu fırsattan mutlaka istifade edin. Onu da biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Ayrıca bildiğiniz üzere Türkiye'de EYT yasası çıktı. Hangi vatandaşlarımız, yurt dışında yaşayanlar bunlardan yararlanacaklar? Bunların hepsini detaylı bir şekilde size aktarmaya çalışacağız. Şimdi değerli izleyicilerimiz, ben geçtiğimiz günlerde Türkiye'de evi olan ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili bir içerik yapmıştım. Beni takip edenler bilir. Şimdi öncelikle şunu söylememizde fayda var. Değerli izleyicilerimiz, Türkiye'de ev fiyatları, arsa fiyatları, tarla fiyatları ve kiralık ev fiyatları son bir yıl içerisinde minimum %100 artmış vaziyette. Bizi izleyen, takip eden bazı yurt dışındaki vatandaşlarımız geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz Türkiye'de evi olan gurbetçilerimizle ilgili yayından sonra şu soruyu sordular. Dediler ki, bizim evlerimizin değeri ne durumda? Bakın kıymetli izleyicilerimiz, evinizin nerede olduğu çok önemli. Evinizin müstakil mi yoksa bir apartman dairesi mi? Evinizin ne kadar lüks olduğu ya da depreme karşı ne kadar dayanıklı olduğu artık ev alırken, evin değerini ortaya çıkartırken çok çok önemli faktörlerden birkaçı. Şimdi özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pek çoğunun tatil yörelerinde, Antalya'da, Bodrum'da, Milas'ta, Datça'da, İzmir'de, yani bütün sahil şeritlerimizde, yani başlayın Marmara'dan ta arkadaşlar Akdeniz'in son noktasına kadar bütün tatil yörelerinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yazlık evleri de var. Memleketlerinde de ya da büyük şehirlerde de evleri var. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bakın şunu unutmayın. Emlak konusu Türkiye'de hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak şekilde hızlı bir şekilde değişkenlik gösteriyor. Son bir yıl içerisinde örneğin değeri 1 milyon lira olan bir ev şu anda 2 milyon 2,5 milyona çıkmış vaziyette. Öyle yerler var ki değerli izleyicilerimiz, özellikle tatil yörelerinde bakın 4 duvar bodrum kat dahi 1 milyona 1,5 milyona satılırken şimdi 3-4 milyondan aşağıya ev yok arkadaşlar. Tatil noktalarından bahsediyorum. Neden anlatıyorum bunu? Bazı izleyicilerimiz Türkiye'deki evlerini elden çıkartmak istiyorlar. Bazı izleyicilerimiz kiraya vermek istiyorlar. Bazı izleyicilerimiz de evlerinin durumunu öğrenmek istiyor. Şunu net olarak size söyleyebilirim. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, eğer eviniz varsa geçen yıla göre minimum %100 fiyatı artmış vaziyette. Bu net arkadaşlar. Şimdi bazı izleyicilerimizden şöyle bir talep alıyoruz. İşte ben bir arsa sahibiyim, tarla sahibiyim ya da imara açık olan bir yerde evim var. Ya da imara açık işte bir toprağım var, arsam var diyor. Ben bugün bir inşaat yapmak istesem kaç paraya mal olur diyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz, arsanın değerini bir kenara koyuyoruz. Bu konuyla ilgili yaklaşık bir haftadır uzmanlarıyla görüşüyoruz. Türkiye'de ev yapmanın maliyeti nedir? Şimdi bakın, Türkiye'de metrekare başına minimum inşaat maliyeti, tüm işte vergiler dahil, projeler dahil, işte uzmanların yapacağı tüm çalışmalar dahil, tüm malzemeler dahil arkadaşlar, şu an Türkiye'de bir orta sınıfın bir tık üstü ev yapmak isterseniz metrekaresi 10.000 TL'den aşağıya ev yapmanız mümkün değil.
Bazı yerlerde 15 bin liraya kadar da çıkıyor. İnşaat malzemesine, kullandığınız malzemeye göre de ya da evinizin içerisine yapacağınız, kullanacağınız işte malzemelere göre de değişkenlik gösteriyor. İnşaatta çünkü sınır yok. Ben orta rakamları söylüyorum. 6-7 bin liraya mal eden var mı? Var tabii ki. Ayrı bir şey. Bunun yanı sıra tekrar ediyorum, arsa maliyetini katmıyorum. Şimdi siz 100 metrekare bir ev yapsanız, benim söylemiş olduğum 10.000 TL metrekare üzerinden hesap yaptığınızda bir evin minimum maliyeti 1 milyon liraya geliyor değerli izleyicilerimiz. Evet, 10.000 TL minimum olarak düşünebilirsiniz. 2 katlı yer yapacaksınız diyelim, 200 metrekare, toplamda 2 milyon lira minimum para harcamanız gerekiyor. Şimdi şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Türkiye'de fiyatlar anormal derecede günlük olarak değişiyor. Siz bugün bu hesabı yaparsınız, izin zamanı Türkiye'ye gittiğinizde ben evimi yaptırmak istiyorum derseniz 2 milyon lira dediğimiz bir ev size 3 milyona, belki de 3,5 milyona mal olacak. Bunu ben de bilmiyorum, uzmanlar da bilmiyor. Bunun bilinmesinde fayda var. Özellikle depremden sonra Türkiye'nin pek çok noktasında insanlar müstakil ev yapabilmek için arsa arayışına girdiler arkadaşlar. Bazı fırsatçılar çıktı Türkiye'de, kira fiyatlarını ciddi anlamda arttırıyorlar. Depremzede kardeşlerimizin en çok gitmiş olduğu kentler Mersin ve Ankara arkadaşlar. Ankara'da fırsatçılar, Mersin'de fırsatçılar türemiş vaziyette. 5.000 lira, 6.000 lira olan bir kira için 10.000 lira, 15.000 lira isteyenler, maalesef ben bunlara işte ahlaksız diyorum, bunlara fırsatçı diyorum. Türkiye'de böyle dönemlerde böyle fırsatçıları görüyoruz. Son zamanlarda da arttığını üzülerek takip ediyoruz. Şimdi değerli izleyicilerimiz, evinizin hakkı neyse o oranda kirasını alırsınız. Ama üzerinde bir para istemek, hele hele depremzedelerden istemek, bana göre vicdanları yaralayan, bunun yanı sıra ne ahlaki, ne dini, ne de insani bir davranıştır. Çok çok yanlış bir durumdur. Aksine geçtiğimiz günlerde yine biz bir yayınımızda şunu söylemiştik. Demiştik ki yurt dışında yaşayan ve Türkiye'de evi müsait olan insanlarımızın ücretsiz bir şekilde depremzede kardeşlerimize evini açmasında fayda görüyoruz. Hiç olmazsa 3-4 aylığına ya da izine geleceği zamana kadar Allah rızası için vatandaşlar diğer kardeşlerimize yardımcı olabilirler demiştik. Çok sayıda mesaj aldık. Çok sayıda yurt dışında yaşayan vatandaşımız evlerini depremzedelere açtıklarını ifade ettiler. Evet kıymetli izleyicilerimiz, bu noktaya kadar anlattıklarımız sanıyorum Türkiye'de evi olan, Türkiye'de ev almak isteyen ve bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz evlerini kiraya vermek isteyen vatandaşlarımız için aydınlatıcı olmuştur diye düşünüyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, özellikle tatil yörelerinde ev fiyatlarına çok çok dikkat etmenizde fayda var. Şu anda fiyatlar çok şişkin, anormal yüksek. O nedenle dikkatli olun. Bunu söylerken sakın beni yanlış anlamayın. Ben gayrimenkul uzmanı falan değilim. Sadece piyasayı uzmanlarına sorarak anlamaya ve size anlatmaya çalışıyorum. Tavsiyede bulunmuyorum. Bunun da altını çiziyorum. Mutlaka siz daha iyi biliyorsunuzdur. Arkadaşlar, yani 100 metrekare bir yere özellikle tatil yörelerinde 4-5 milyon lira paralar istiyorlar. Öyle yerler, öyle noktalar var. Takdir sizin. Bundan sonraki aylarda peki fiyatlar düşer mi? Şimdi biz bu fiyatları yüksek geliyor ya bize. Yaz dönemlerinde mesela bu fiyatlar size göre düşecek mi? Bana soracak olursanız düşmeyecek. Düşmez. Bak düşmeyecek. Türkiye seçim dönemine girmiş vaziyette. Seçimden sonra neler bekliyor? Pek çok yorum var. Bunları da zamanımızın kısıtlı olması nedeniyle bir sonraki videomuzda size anlatmaya çalışacağım. O nedenle değerli izleyicilerimiz, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımızın enine boyuna çok dikkatli bir şekilde inceleme yapmasında fayda var. Acele etmeyin. Fırsat varsa da geç kalmayın diyorum. Bunun da altını çiziyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz, geldik güzel bir habere. Bildiğiniz üzere Türkiye'de EYT yasası olarak bilinen, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti ve kanunlaştı. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili olarak
başta yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere yine Türkiye'den, ana vatanımızdan da pek çok kişi emeklilik için ilk adımlarını atacaklar ve emekli maaşına kavuşacaklar. Bildiğiniz üzere biz de Emekli TV ailesi olarak yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Türkiye'den kolay bir şekilde emekli olabilmeleri için emeklilik danışmanlığı hizmetini başlattık kısa bir süre önce. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de ben de emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasadan yararlanmak istiyorum diyorsanız, durumunuzu net olarak ortaya çıkarmak istiyorsanız mutlaka bizimle iletişime geçmenizi tavsiye ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de nasıl emekli olacaklar? Şimdi bir kere dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, Türkiye'de emekli olmak için, emeklilikle ilgili tüm müracaatlarınızı yapmak için, emeklilikle ilgili durumunuzu ortaya çıkarmak için Türkiye'ye artık gitmenize gerek yok. O nedenle bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Yurt dışında yaşayan hanımefendiler, hiç çalışmış olmasalar dahi Türkiye'de emekli olma hakları mevcut. Bunun yanı sıra yine mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar da Türkiye'de emekli olma hakkına sahipler. O nedenle bu haktan yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyoruz. Bakın, emeklilik o kadar önemli bir şey ki ömrümüzün sonuna kadar alacağımız bir maaş. Hatta vefat ettikten sonra eşimize, çoluk çocuğumuza kalan çok değerli bir para. Şimdi bazı izleyicilerimiz doğal olarak Türkiye'deki emekli maaşını beğenmeyebilir. Saygı duyuyorum. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde emekli maaşı yüksek değil. Almanya'dan örnek verelim. Mesela Almanya'da bizim bir vatandaşımız, normal bir şekilde 25-30 yıl boyunca çalışan bir vatandaşımızın almış olduğu ortalama maaş 700-800 euro civarında. Üstünde alanlar da var, altında alanlar da var. Ben ortalamayı söylüyorum. Bu parayla ay sonunu eğer vatandaş sosyal yardım almıyorsa getirmesi gerçekten çok zor. Şimdi diyelim ki Türkiye'de 9000 lira maaş alıyorsunuz. Emekli maaşınız var. Her ay banka hesabınıza yatıyor. İzine gittiğinizde yılda bir sefer yaklaşık 108 bin lira bankada birikmiş paranız oluyor. Yani baktığınız zaman 5000 euronun üzerinde bir para. Bu para her ay bankaya düzenli bir şekilde yatacak, hesabınıza yatacak. Siz bu parayla ister tatilinizi yapın, ister sevdiklerinizle beraber güzel günler geçirin, isterseniz paranıza hiç dokunmayın. Şimdi dünyanın bin bir türlü hali var. Yarın başımıza ne geleceğini Allah'tan başka gerçekten hiç kimse bilemez. Ama geleceğe de şimdiden hazırlık yapmamız gerekiyor. Hazır önümüzde böyle bir fırsat var. Hiçbir şekilde sizin Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınızı bizim sosyal güvenlik uzmanlarımız sizin adınıza sosyal güvenlik kurumuna yapıyorlar. Sizin adınıza tüm dilekçeleri veriyorlar. Yine sizin adınıza tüm formları dolduruyorlar. Bakın, Türkiye'deki emeklilik konusunda çok çok dikkatli olmakta fayda var. Çünkü Türkiye'de vereceğiniz bir dilekçedeki yanlışlık ya da dolduracağınız bir formdaki yanlış bir kutucuğu eğer işaretlerseniz devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkar. Bunun yanı sıra alacağınız maaş da yarıya düşer. Uzmanlarımız sizin en az parayı devlete ödeyerek nasıl yüksek maaşı alacağınızla ilgili özel bir çalışmayı yapıyorlar. Peki siz bu yasadan nasıl yararlanacaksınız? Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız Türkiye'den nasıl emekli olacaklar? Hemen kısaca bunu anlatacağım. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan ve çocuğu olan hanımefendilerin, yani annelerimizin Türkiye'de daha kolay emekli olduğunu unutmuyoruz. Şimdi ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. +90 505 945 54 54. Bu bizim WhatsApp hattımızdır değerli izleyicilerimiz. Şu anda eğer siz de Türkiye'den emekli olmak istiyorsanız, durumunuzu öğrenmek istiyorsanız ve işlemlerinizi, sosyal güvenlik kurumu ile ilgili tüm müracaatlarınızı yapmak istiyorsanız hemen bu telefon numarasını telefonunuza kaydediniz ve ardından WhatsApp'tan şu mesajı atın. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Eğer eşinizle birlikte emeklilik danışmanlığı almak istiyorsanız, ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye WhatsApp'tan yazıyorsunuz.
yazıyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler ve ardından da siz emekliliğe giden yolda ilk adımı atmış olacaksınız. Daha sonra kıymetli izleyicilerimiz, görevli arkadaşlarımız size bir hesap numarası verecekler. Bir kişi sadece 150 euro ödeyerek emeklilikle ilgili tüm işlemlerini yaptırabilecek. Ek hiçbir ödeme yok. Maaşınıza kavuşana kadar, ne maaşınızdan sonra ne de maaşınızdan önce başka hiçbir ödeme yapmayacaksınız. Sadece 150 euro. Artık kapı kapı gezme dönemi bitti. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemleri artık geride kaldı. O nedenle en doğru bilgiyi uzmanlarımızdan alacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun, size bir randevu verilecek. Randevu günü WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde uzmanlarımızla görüşeceksiniz. Ve uzmanlarımız sizin adınıza özel bir çalışma yapacak. Ardından size ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu de Türkiye'de en kolay bir şekilde nasıl emekli olacağınızın planı çıkartılacak. Ve siz de uygun görmeniz halinde, şartları da taşıyorsanız, hemen emeklilik müracaatınızı uzmanlarımız sizin adınıza yapacaklar. Şimdi ben Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, Amerika'dan, Kanada'dan, Avustralya'dan ya da dünyanın başka bir noktasından Türkiye'ye gidiyorum deseniz en az 2-3 bin euro para harcarız. Zaman gerekiyor, para gerekiyor. Artık bizim izleyicilerimizin emeklilik işlemleriyle ilgili olarak Türkiye'ye gitmesine gerek yok. Uzmanlarımız dünyanın neresinde olursanız olun sizin adınıza bu hizmeti gerçekleştiriyorlar. Bu hizmeti size veriyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz, biz bu büyük fırsattan özellikle hanımefendilerin yararlanmasını daha çok istiyoruz. Çünkü bizim toplumumuzda maalesef, üzülerek anlatıyorum bunu, bu bir gerçek. Hanımlar hep geri planda bırakıldılar. Gerek eşleri tarafından, gerek toplumsal baskı vesaire derken, hanımlar ileri yaşlara geldiklerinde geriye dönüp baktıklarında elde avuçta hiçbir şey olmadığını görüyorlar. O nedenle özellikle de hanımların geleceklerini garanti altına almaları için mutlaka bu emeklilik danışmanlığı fırsatından yararlanmalarında fayda var. Onun için biz hanım izleyicilerimizin bu fırsattan daha çok yararlanması için hanımlara ayrıca bir indirim yaptık. Bakın, eğer hanımlar eşleriyle beraber ya da bir tanıdığıyla beraber bu emeklilik danışmanlığını almak isterse hanımlara %50 indirim yapacağız. Normal şartlar içerisinde 2 kişi 300 euro ödemesi gerekirken, eğer bir hanımefendi eşiyle ya da bir tanıdığıyla birlikte danışmanlık alırsa toplamda 2 kişi için 225 euro ödeyecek değerli izleyicilerimiz. Ayrıca aile olarak bu büyük fırsattan yararlanmak isterseniz aile indirimleri de mevcut. Burada önemli olan nokta şu arkadaşlar, hayatta bir sefer emeklilikle ilgili adım atacağız ve bunun en doğru şekilde yapılması gerekiyor. O nedenle dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız yararlanacak. Siz de ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp hattından hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemini bitiriyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın artık birilerine 2-3 bin euro en az danışmanlık ücreti ödeme dönemini de bitiriyoruz. Bugüne kadar pek çok vatandaşımızın mağdur edildiğini biliyoruz. Artık bu mağduriyetleri de ortadan kaldırıyoruz. Emekli TV ailesi olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sosyal güvenlikle ilgili, emeklilikleriyle ilgili tüm işlemlerini artık gönül rahatlığıyla ve güvenerek kolay bir şekilde yapabilecekler. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız bu büyük hizmetten yararlandı. Bundan sonra da bu hizmetten sınırlı sayıda vatandaşımız yararlanacaklar. O nedenle artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Kendinizle ilgili, eşinizle ilgili, çoluk çocuğunuzla ilgili geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız, kendi geleceğinizi, ailenizin geleceğini garanti altına almak istiyorsanız bu adımı mutlaka atın. Şimdi gençlere sesleniyorum. Bakın, gelecekte bir gün gelecek. Genç yaşlarda şunu düşünebilirsiniz. Ya benim emeklilikte ne işim var diyebilirsiniz. Ama unutmamak gerekiyor, gelecekte bir gün geliyor arkadaşlar. Onun için yurt dışında yaşayan genç kardeşlerimizin hem anne babaları için, hem kendileri için, hem eşleri için, hem de çoluk çocuğu için geleceğe dair bir adım atmaları için büyük bir fırsatı sunuyoruz. Genç kardeşlerimiz de emeklilik planlaması yaptırarak
kendi gelecekleriyle ilgili, emeklilikleriyle ilgili adımları atabilirler. İleride nasıl kolay bir şekilde emekli olacaklarını öğrenecekler. Kendilerinin emeklilik planlaması yapılacak ve geleceğe şimdiden hazırlanacaklar. Kıymetli izleyicilerim, sizden ricam şu: çevrenizde emeklilikle ilgilenen ya da hiç ilgilenmeyen, Türkiye'de emekliliği hiçbir şekilde aklından bile geçirmeyenlere lütfen bu videoyu atın, paylaşın. Bir nebze olsun bu insanlarımız da bilgi sahibi olsun. Emeklilik gibi çok çok önemli, hayatta bir sefer gelen bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Unutmamak gerekiyor değerli izleyicilerimiz, yarının ne olacağını hiç kimse bilmiyor. O nedenle kıymetli izleyicilerimiz, bu büyük fırsattan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yararlanmasını tavsiye ediyoruz. Siz olun, geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız, geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız artık harekete geçme zamanı geldi. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Beni gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından izleyen tüm izleyicilerimize önce sağlık diliyorum. Sevdiklerinizle beraber güzel bir geleceğiniz olsun. Hoşça kalın.